Gerçekten çok karışıktır. Yani istediğin zaman bıçağı bulup soğanı doğrayamazsın. İstediğin zaman gidip bir yerde ateş açıp yakamazsın. En önemli şudur. Siyaset yaptığın kişiler, yani o mutfakta şeflik yapan kişilerin sana neler kattığıdır. O kadar çok farklı kişilerle siyaset yaptım ki her birinden bir şeyler almaya çalıştım. Ve bu çok önemliydi. Bunun da en güzel tarafı şuydu. Ben yıllardır gençlik kollarında veya delegeliklerde veya koordinatör olarak görev yaptığım zamanlarda hep bir şeyler katmaya çalıştım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının da arkadan nasıl destek verebilirime baktım. Yani en önemlisi şuydu aslında. Ben yıllarca hep haddimi bildim. Hep haddimi bildim. Ve sıranın bana geldiğine inandığımda da sahalara çıktım. Ama emin olun ki o kadar çok yemek pişirdim ki, o kadar çok insanları tanıdım ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o altı okunun ne anlama geldiğini o kadar çok benimsedim ki, sahalara çıktığım zaman Haydar Topaç olarak değil, CHP'li olarak, Cumhuriyet Halk Partili olarak çıktım. Ve en önemlisi de şuydu, insanlara dokunduğumda kendi projelerim değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesi diye anlattım. En önemlisi buydu. Çünkü biz de partiye küslük olmaz. Hiçbir zaman da küsemezsin çünkü o altı oku gördüğün zaman her şey değişir. Tabii. Kişiler gelir, gider, geçicidir. Ama parti kimliği, parti ideolojileri her zaman kalıcıdır. İlk başladığı günden bugüne kadar değişen hiçbir ideolojisi yoktur. Hep sosyal belediyecilik ve halka dokunan belediyecilik. Yani onları dinleyerek, tepeden bakarak değil. Onların yanına inerek ve onlarla beraber çözüm üreterek bir belediyecilik anlayışı. İnşallah ben de belediye başkanı olduğumda onlarla beraber bu belediyecilik ne anlama geldiğini göstereceğim insanlara. Peki, mutfaktan geldik dedik. Bir hedef belirlemiş miydiniz Evet. kendinize? Günün birinde işte ben çalışmalarımı tamamlayacağım, kendimi bilgi birikimine dolduracağım. Onun ardından belediye başkanlığı gelecek demiş miydiniz? Kesinlikle. Ben köyleri gezerken hep tabii ki adamlar yine şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki Allah geldi gene bir tane yiğici falan. Ya karşıdaki amcaya diyorum ki amca neden böyle diyorsun? Sen ne diyorsun ya? 5 gün diyor bizimle beraberler diyor. Tamam diyor 3 ay geçtikten sonra belediye başkanı olunca koltuk onları diyor. İnanılmaz değiştiriyor. İnanılmaz. Ben de diyorum ki peki tamam. Sana ne yapmadılar da sen bu hale geldin? Bana geldiler bunları yapacağız dediler. Ama sonuçta elde olan hiçbir şey yok. Sen ne yapacaksın dediklerinde ben projelerimi anlatmadan önce benim ilk vaadim olarak şunu anlatıyorum. Diyorum ki benim 16 yıldır sürdürmekte olduğum bir iş var. Çok şükür bir kazancım var. Bu kazancım da bana, aileme oldukça yetiyor. Bunun üstüne bir şey koymama gerek yok. Ve sana bir söz veriyorum. Ve bu sözü de unutma. Aldığım maaşı, belediye başkanlık maaşımı bu köylerdeki kız çocuklarını okutmakta kullanacağım diyorum. Adam bir anda değişiyor. Diyor ki Allah Allah sen ne diyorsun ya diyor. Evet amcacığım sana burada söz hem de namus sözü. Ben bunu aldığımda buralarda kullanacağım. İşte o zaman beni dinlemeye başlıyor. Sonra anlatıyorum. Diyorum ki bak işte Çileme köyünün derdi budur. Yeni köyün derdi budur falan filan girdiğimde onların galiba istediği şeyi elde Tabii. ediyorum. Yani onların dilinden konuşuyorum. Sonra devam gittiğimde arkamdan aynen şunları duyuyorum. Allah Allah ben bu kadar güler yüzlü, bu kadar samimi ve bir adamı görmedim. Ben de ona şunu diyorum. Haydar Topaç değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne düzgün, ne güzel insanlar var. Bir tanesi benim sadece sana denk geldim. Ve hiçbir zaman da partim konusunda yorum dahi yaptırmıyorum. Yaptırmam da. Hiçbir zaman da yaptırmam. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Evet. Benim babam, annem bana öyle bir aşılamışlar ki hala daha fotoğrafları durur. Üç fotoğraf durur bizim babamın odasında. Yani o fotoğraflardan dolayı benim de onlara verdiğim sözden de koyu bir CHP'liyimdir yani ben. Peki ben soracaktım zaten size neden Menderes, neden CHP diye. O zaman sizin önceliğinizi anladım. Hemen Neden söyleyeyim. CHP diyeyim ben ilk önce Cumhuriyet Halk size? Partisi'nde İzmir'de siyaset yapan kişiler eğer ki gerçekten ihtiyaç duyulan neresi varsa oraya müdahale etmeli. Ben kendimce hep şunu söyledim. Haydar Topaç olarak ben Menderes'e neler katabilirim konusunda 4 yıl önce bir çalışmaya başladım. Çünkü
2014 seçimlerinde seçim sonuçları açıklanırken Menderes'in karşısında AKP yazması beni bitirdi zaten. Ya bu benim için hani ne diyeyim ya, inanılmaz bir şeydi. Menderes gibi bir kale diye tabir ettiğimiz yere AKP yazması beni bitirmişti ve daha o gün dedim. Ben Menderes'e belediye bayrağını dikmek için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikmek için her şeyi yapacağım. O gün başladım. Daha bundan 5 yıl önce. Arkadaşlarımı tek tek resmen sahaya saldım. Dedim ki her köye gideceksiniz. Her köye oranın köylüsü gibi veya gelip geçeni gibi değil, orada yaşayan gibi kahvede oturacaksınız, sohbet edeceksiniz. Ve bana bir yıl boyunca bir rapor hazırladılar. Önemli bir çalışmadır bu. Ve ben köye gittiğimde, Gümüldür'e veya Özdere'ye gittiğimde onların dertlerinden bahsettiğim için şuna bakıyor. Ya bu her şeyi biliyor ya. Hani çok ilginç bir durum gibi falan ama ben hazırlığımı çok önceden yapmıştım zaten. Yapmalıydım ki Menderes'e gittiğimde de insanların sorduğu sorulara cevap verebilmeliydim. O çalışmayı yaptıktan sonra hadi bakalım Haydar, şimdi sıra sende. İlk adaylığı, yani adaylığını açıklayan kişi Haydar Topaç'tır. İlk sahalara çıkan kişi de Haydar Topaç'tır. Bu belki de İzmir'de değil, belki de Türkiye'dedir. Bilmiyorum, araştırmak lazım. Ben geçen 20 gün önce bir yılımı kutladım. Sahalara çıkıp belediye başkan adaylığımı. İlkinde çok önemlidir. Muhtarlarla gidip tanışırsın. Sevgili muhtarım merhaba dersin. Bakar böyle falan. İkincisine gittiğinde aa Haydar başkanım dersin. Üçüncüsü vay Kemal abim ne haber ya falan. Bu o kadar önemlidir ki, samimiyet, dostluk o kadar önemlidir ki. Biz artık danışmanlarımızla, dostlarımızla beraber her şeye yetmeye çalışıyoruz. Hastalandıklarında yanlarında oluyoruz. Bir düğünü olduklarında orada oluyoruz. Bir eksikleri olduğunda orada oluyoruz. Elimizden geldiğini. Neden? Çünkü ben onlardan biriyim artık. Çilemeliyim, tekelliyim, yeni köylüyüm, göreceliyim, yani Menderesliyim. Ama her bir karesini karış karış bilirim yani. Peki. Siz de bahsettiniz. Geçtiğimiz seçimlerde Menderes'in karşısına AK Parti yazıldı. Peki neden yazıldı? Tabii CHP çok seviyorsunuz, partiniz uzun zamandır çalışıyorsunuz ama öz eleştiri de yapmak. Tabii ki. Ama şöyle bir durum var. Kişiler her zaman gelip geçicidir dediğimi söyledim ben size. Hı hı. İşte sorun burada. Partiye küstüklerinde istemedikleri şeyleri yapıyorlar bazen. Belki onlar da sonradan çok pişman oluyordur. Keşke yapmadım veya yapmasaydım falana dönüyor. Fakat görüyorsunuz iş işten geçmiş oluyor ve 5 yıl boyunca AKP belediyesi orada orayı yönetiyor. Yapılan yanlışlıklardan dolayı politik davranayım biraz. Yapılan yanlışlıklardan ama bu yanlışlıklar kişisel yanlışlıklardan dolayı AK Parti oraya geçmiş yerleşmiş. Bu yanlış bir daha yapılmaz. Kesinlikle yapalım. Çünkü orada çok iyi bir birliktelik sağladık. Orada birbirimize baktığımız zaman bu aday adayı falan aman neden anlamaz, hiçbir şeyden anlamaz değil. Gerçekten birbirimizle paylaşıyoruz. Telefonlaşıyoruz, konuşuyoruz, yan yana geliyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Size net bir şey söyleyeceğim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes bir ben adayım diye çalışır. Bu güzel bir şey biliyor musun? Tabii ki de. Eğer Allah Allah ya %90 Mehmet aday olur, yok yok Ahmet mi olur, yok Hüseyin mi olur'a gidersen sen dışarıya hiçbir şey veremezsin. Merhaba 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 diye geçer gidersin. Ama aday benim ya, benim ya, benim aday benim diye gidersen öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmiş olursun ki o bayrağı sonunda senin arkanda bütün aday adaylarıyla beraber dikersin. Bu kadar net. Yani şu anda birlik zamanı. Hele hele bu durumda. Böyle bir durumda. Evet. Hani muhalefet yapılmıyor denilen durumda. Nasıl bir muhalefet yapılsın siz söyleyin. Siz söyleyin. Bütün kanallar ellerinde. Bütün bakanlıklar ellerinde. Bütün yani kolluk kuvvetleri ellerinde. Sıkıysa ağzınızdan bir laf kaçırın. Korku imparatorluğunda yaşıyoruz. Bu kadar mı? Korku imparatorluğunda yaşıyoruz. Net. Ama biz ne yapıyoruz? Biz kendi ideollerimizi yapıyoruz. Örneğin. Dedik ki en
emeklilere bayramlarda birer maaş ikramiye verelim. Zamanın Maliye Bakanı çıktı dedi ki böyle bir şey yapılmaz falan, ben olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm dedi. Şimdi onlar biner lira veriyorlar, bizden aldılar. İki, en yakın örneği vereyim. Çıktık dedik ki 2200 lira asgari ücret olacak. Normalde düşündükleri asgari ücret 1600 liradan 1800 civarıydı. Yıllara göre hesapladığımızda, bir ekonomist olarak konuşuyorum. Ama o kadar böyle bir katakulleye getirip de insanların gözünü boyayalım dediler ki 2020 lira oldu. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği söylemlerden dolayı bari bir işe yaradı. Biz gerçekten bir şeyler üretiyoruz, yapıyoruz, çözümleri sunuyoruz. Ama karşıda dinleyen yok ki. Dinlememeli. Neden? Çünkü orası CHP. Ben ondan bir şeyi alırsam benim karizmam çizilir. Ülke ne olur? Beni ilgilendirmez. Çok önemli değil. Önemli olan ben. Ben neyim? Bu kadar. Bencillik. Ben. Gerisi boş. Peki. Siz şimdi saha çalışmaları yaptığınızı söylediniz. Bir senedir girmediğiniz yer olmadığını söylediniz. Evet. Menderes Özel'ine soruyorum bunu. Eminim ki vatandaşlığa partiniz hakkında da konuşmuşsunuzdur. Menderes'lerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakış açısı nasıl? Hepsi solcular. Menderes'e çok solcu var. Ben iddia ediyorum Menderes'e neredeyse %60'a yakını solcu. Gerçekten. Çünkü onlar işçiler, onlar çiftçi, onlar emekçiler. Emekçi adamdan sağcı olmaz. Net. Onlar sadece bizim yaptığımız yanlışlıktan dolayı Menderes'i kaptırdıklarını biliyorlar. Ama aynı yanlışı bir daha bizden istemiyorlar ve biz o yanlışı bir daha yapmayacağız. Ve o yanlışı yapmadığımız takdirde de göreceksiniz. Biz %55, %60 ile orayı kazanacağız. Biz zaten diyor CHP'ye oy verdik. Veya CHP kökenli birisine oy verdik. Biz AK Parti'ye oy vermedik ki diyor. Ama siz kendi içinizde oylarınızı böldüğünüz için bize bunlara reva, yani biz bunları çekmek zorundayız 5 yıldır. Menderesliler emekçi kardeşlerim, işçi kardeşlerim, çiftçi kardeşlerim, esnaf kardeşim. Hepsi solcu. Hepsi ekmeğini taştan çıkaran insanlar olduğu için tepeden birilerinin getirdiği paralarla var olmadıkları için, tırnaklarıyla kazıdıkları için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilerin ihtiyacını bildikleri için bizimle beraberler. Ve onu göstereceğiz. Çok az kaldı. Peki. Birazcık da mevcut yönetimden bahsedelim isterseniz. Mevcut yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz ki AK Parti'de hep AK Belediyecilikle kıvanç duyma, işte AK Belediyecilik gelsin her şey değişecek söylemleri sıklıkla dile getiriliyor. AK Belediyecilik geldikten sonra Menderes'te nasıl bir değişim oldu? Muhteşem. Birazdan Menderes'i bir insan olarak size soralım. Bayağı aklar. O kadar aklar ki bir şey yok. Yani boş ak kısmında. Ama şu var. Menderes'te ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, insana yönelik bir iş yapmadıklarından dolayı veya sosyal belediyeciliğe dönük bir iş yapmadıklarından dolayı ne yaparlarsa yapsınlar yok gözükecekler. Ben hep söylüyorum, yaptıkları şeyler tabii ki Menderesliler içindir, katılıyorum. Ama birinci önceliği yaptıkları şeyler değil ki. Ben küçücük bir şeyden bahsedeyim. 5 yıldır yönetiyorlar. Menderes'in en büyük sorunu trafik. Çünkü Menderes çok büyüdü. İnanılmaz bir trafik sorunu var. Menderes'in meydanı, Allah Allah diyeyim ben size ya. Yan tarafa park etmiş full bankaların önünde araçlar. Bu tarafa park etmiş araçlar. Otobüsler geliyor, duruyor duraklarda bilmem. Aradan geçecek bir tane yer var. Bir de ortada bir döner bir şey. Oraya da bir heykel yapıyorlar şimdi. Hani daha ne kadar kapatırım tarzında. Bir de düşünsünüz ya o heykellerinde fotoğraf çektiklerini. Katliam. Menderes'in ilk önce trafik sorununu çözecekler. Yani meydanı trafiğe kapatacaklar. Dünyanın en büyük şehirleri, merkezleri meydanlarıyla övünür. Ben dünyanın her yerini gezdim. Net. Afrika hariç her yerini. Amerika'sından Tayvan'ına kadar net gezdim. Gezdiğim yerlerde baktığım meydan projelerini tek tek not aldım. Her birinden bir şeyler kaptım. Ve ben
başkan olduğum gün öyle bir meydan projesiyle geleceğim ki eksik taraflarımı da şöyle tamamlayacağım. Uluslararası, ulusal değil, uluslararası bir yarışma yapacağız. Ve bu yarışmada da Menderes'e en güzel yakışacak meydan projesi. Binlerce katılımcı olacak. Ve o katılımcının adını da Cumhuriyet Meydanı'nın altına yazacağım. Kazananın adını. Çok güzel. Cumhuriyet Meydanı işte Ahmet Hüseyin. Bu kadar. Ve öyle bir meydan gelecek ki dünya oraya fotoğraf çektirmeye gelecek. Brüksel'e gittiği gibi. Pırağa gittiği gibi. Venedik'te San Marco'ya gittiği gibi. Oraya da gelecekler. Fakat ilk önce orayı bir meydanlaştıracağız. Yani trafiğe kapatacağız. Battı çıktılar da muhteşem bir yer oldu. Bir de ikinci trafik sorunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Gümüldür Özdere bizde. Evet. Gümüldür Özdere yoluyla Menderes meydana giden yani merkeze giden yol tek. Evet. Çünkü Menderes'e Görece'den de gelen, bu taraftan gelen insanlar meydana girebilmek için aynı yolu kullanmak zorundalar. Çünkü orada kaymakamlık var, belediye var, bankalar var, çeşitli kurumlar var. Herkes aynı yolu kullanmak zorunda. İşte çok güzel bir çözüm. Gümüldür ve Özdere'deki yazlıkçıları battı çıktığıyla gönderip biz yukarıdan rahatlıkla devam edeceğiz. Bu kadar basit şeyler ki. Küçük ama, dokunuşlara fark yaratacak. Ama sana can katacak onlar. Onlar sana can katacak yani. Çok iyi olacak. Peki projelerden devam edelim. Devam, devam. Benim projem çok. Biz geçen gün yazdık çizdik. Hatta Can o işlere bakıyor. Abi diyor 80 sayfa yapılır mı diyor. Yani nereye kadar bunları? Bir dönem değil, iki dönemde bitiririz dedim ya. Sadece bizim ödeneğimiz olsun. Ha, bir dönemde de bitirir. Çünkü biz ak belediyecilik diyor ya. İşte biz ak olacağız. Benim ikinci projemden bir tanesi. Düzenli olarak her ay, her 3 ayda bir ve her yıl. Bütün gelir gideri, bütün harcamaları, bütün belediyenin bütçesini hem internet sitesinden hem de belediyenin kapısına girişte atacağım. Bana gelip diyecek ki ya başkan bak burada bir 800 lira harcama var. Eğer ki o harcama gerçekten benim gözümden kaçmışsa herkesin önünde söz veriyorum kendi cebimden vereceğim. Herkesin önünde söz veriyorum. Kendi cebimden vereceğim. Ha başkan 70 bin lira. Gidireceğim arabamı satacağım kendi cebimden kaçacağım. Ben net söylüyorum. Annemin babamın haklarını helal ettikleri gün ben adam olmuşumdur. Ve benim alnım ak girdiğim belediyeye alnım ak çıkacağım. Kimse bu konuda yorum dahi yapamaz. Hiç kimse beni belediyede harcanan bir katakulleli para yüzünden sorgulayamaz. Çünkü buna izin vermem. Şeffaf belediyecilik. Net. Benim iki tane çocuğum var. İki tane Allah çocuğum da bahsettiklerinde şunu söyleyecekler. Ya bu adamın çocukları çok ya. Ama bir de bu adam üçgen. Bundan hiçbir zaman kimse yani nemalanamayacak ya. Net yani. Net. İşte ak belediyecilik mi? Biz gelince görecekler. Net. Ak belediyeciliği siz göstereceksiniz. Göreceksin. Peki bunun dışında var mıdır projeler? 80 sayfa dediniz. Biraz İsterseniz daha... başlayayım ben ufak. Evet. Ufak şimdi ufak başlayalım. Menderes'te muhteşem bir üçleme var. Nasıl bir üçleme? Turizm. Sanayi, tarım. Değil mi? Evet. Turizm bir. Bizde Özdere ve Gümüldür var. Muhteşem yerler. Özdere'yi belki biliyorsunuzdur ama o Ahmetbeyli ve Özdere arasında o maydanoz öyle yerler var. Öyle koylar. O kadar güzel yerler var ki. Bunlara küçük küçük dokunuşlarla ve temiz tutarak halktan uzaklaştırmayarak yani belediyenin onun bunun değil onların olduğunu hissettirerek muhteşem bir sahil projesi yapabiliriz. Peki bizim turizme yönelik otellerimizde çalışan kişilere şöyle de bir kural koyabiliriz. Menderesli olacak. İşte size Menderesli iş sahası. Şu anda çok fazla otel yok değil mi? Pansiyonlar 6 evet, tane var. Otel var ama büyük oteller bunlar. Bayağı 5 yıldızlı oteller. Birkaç otel daha olabilir mi? Eğer ki ihtiyaç varsa oradaki halkın talebi doğrultusunda olursa olur. Çünkü geniş bir sahil ve turizmden yeterli faydalanı. Hiç. Neden biliyor musunuz? Çünkü bana göre en başta şuradan başlıyor. Bizim Menderes'in neden üniversitemiz yok? Neden bir meslek yüksekokulumuz yok? Turizm meslek yüksekokulu. Evet. Orada eğiteceksin.
Resepsiyonistleri, kat görevlilerini eğiteceksin, direkt göndereceksin işe. İşte bu kadar. Birbirine bağlantılı yerler. İki, bizde neden bir sanayiye bağlı bir meslek yüksekokulu yok? Bizde Tekeli'de kocaman bir organize sanayi bölgesi var. Onların ne ihtiyacı varsa ona bağlı bir bölümler açarak işte size iş sahası. Peki üniversite gelen yere ne gelir? Öğrenci gelir. Heyecan gelir. Heyecan gelir. Para gelir. Tabii. Öğrenci her zaman harcar. Kahvesini içer, makarnasını alır, dürümünü yer, bilmem neyini yapar. Böylelikle esnaf ne olur? Canlanır, ihtiyaç olur ve onun yanında ek olur. Peki buna ek ne olabilir? Yüzlerce belediye var. Binlerce, hatta 1400 küsür tane belediye var. Ben İzmir'dekinden bahsedeyim, 30 ilçeden bahsedeyim. 30 ilçede de ikram diye bir şey var biliyorsunuz. Herkes işte birisi geldi bir kokteyl verdi. İşte muhtarlara bir yemek verdi. İşte bilmem nereye ne gönderdi falan falan filan. Peki ben bunu kendi bünyemde neden üretmiyorum? Tabii. Çok rahatlıkla üretebilirsin. Ve hemen yan belediyelere de satabilirsin. Gaziemir Belediyesi'ne şimdiden söylüyorum. Benden alacaklar. Mesela ne alacaklar? Hemen size söyleyeyim. Benim küçük bir oluşturduğum pastaneyle kuru pasta çeşitleri, pasta çeşitleri rahatlıkla ikram anlamında gönderebilirim. Çok rahatlıkla. Ve ben bunları pasta çeşitlerini ikram üretmek için işçi alacağım. İşte sana iş sahası. Ben bunları satmak için bir organizasyon kuracağım. İşte iletmek için bir yine işte işçi alacağım, şoför alacağım. Bir anda gider gelire döndü. Peki esnafın ne geliri olacak hemen söyleyeyim. Birinci kural. Menderes Belediyesi'nin yapacağı tüm işlerin malzemeleri Menderes'te esnaftan alınacak. Net. Bu kadar. Ama şunu yapacağız. Aynı malzemeyi satan 4-5 esnaf vardır. Birincisinde, ikincisinde farklı, üçüncüsünde farklı. Böylelikle de bir döngü ve muhteşem de bir esnaf kalkınması, işçi kalkınması ve belediye de kendi içine. Ya ne biliyor musunuz? Bırakın bize karışmayın, yerinde biz kendi kendimize yuvarlanıp gidelim. Kendi kendimize yeteriz. Kendi kendimize yeteriz. Saçma sapan harcamalar yapmadığımız sürece. Küçük küçük organizasyonlara katılıyorum. Örneğin bizim muhteşem bir organizasyonumuz olacak. Bize ait tamamıyla ilk defa burada söylemiyorum. Bunun zaten patentini de aldık. Adı Jazz Fest. Yani Cumhuriyet Aydınlığında Sanat Festivali. Her 29 Ekim'de uluslararası. Çok güzel. Bütün dünyadan sanatçılar gelecek. Cam sanatçıları, ses sanatçıları. Öyle bir mozaik olacak ki ahşap ustaları, yani Cumhuriyet aydınlığı yeter zaten. Bütün sanatçılar orada olacak. Ve uluslararasına döndüğün zaman da sen zaten otomatik olarak büyüyeceksin. İşte o zaman mandalini tanıtmaya gerek kalmayacak ki. Zaten mandalini orada tanıtabilirsin. Evet. Bütün dünya gelecek o mandalini orada zaten. Ben hemen mandalinleri tanıtacak her şeyi organize ederim. Ayrı bir mandalin festivali bilmem ne festivali tabii ki yapacaksın. Bu başka bir şey. Ama öyle bir festival yapmalısın ki dünya titremeli. İşte tamamıyla isim hakkı bize olan Cumhuriyet Aydınlığında Sanat Festivali. Her 29 Ekim'de. Birazcık su içeyim. Tabii. Projeler çok. Anlatırken artık bir de heyecan, o projeleri anlatma, hizmet etme heyecanı gerçekten belli oluyor. Gitmesin bu heyecan ya. Gerçekten. Her şeyde en önemlisi odur, heyecanı. Gitmesin, gerçekten gitmesin. Bu benim heyecanım olduğu sürece ben çok şeyler katarım bu. Yani bıkkınlıkla, bu yorgunlukla zaten. Olmaz. Yürümeyi unutmuşuz ki. Tabii. Yani ben bir yere gittiğimde Allah Allah sen ne kadar böyle sıcak güler yüzsünüm. Ya diyorum ki olması gereken bu ki. Olması gereken bu. Yani güleceksin de ki ne var ya senin benden ne farkın var. Benim senden ne farkın var. Hepimiz etten kemikten bu ayrım niye? Bir tane daha size şey söyleyeyim. Bana göre Menderes'teki en büyük sorunlardan bir tanesi biraz önce söylediğim gibi yerinde yönetim. Merkez yönetimle Gümüldür çok uzak. Evet. Bakın Gümüldür eskiden belediyeydi. Özdere belediyeydi. Görece belediyeydi. Hepsi birleşti Menderes'e bağlandı. Fakat şöyle bir sorun var. Sen Menderes'ten Gümüldür'e gidinceye kadar belki de sorun sorun bitmiş olacak yani böyle bir şey yok. Yaklaşık 45 dakika bir saatlik bir yol var değil mi? Çok rahat var. Bir de şu var.
25 dakikada da gidebilirsin. Tabii. Ama şunu en önemli şunu yapmalısın. Yerinde yönetimin açılımını yapıyorum. Özdere'de çukur altında veya Gümüldür'e oturuyorsun ve Atatürk Mahallesi'nde yaşayanlarsın. Atatürk Mahallesi'ne yeni bir şey yapacaksın. Ne yapacaksın? Bir meydan projesi veya bir park yapacaksan, bırak da o parkın yapılıp yapılmayacağına oradakiler karar versin. Yani orada da 5 yerde de meclis oluşturacağım ben. Bu mecliste kimler yer alacak? 1. Benim atadığım bir başkan yardımcısı. Benim atadığım bir başkan yardımcısı. 2. O mahallenin muhtarı. Çünkü o seçilmiş. Tabii. Yani benim başkan yardımcımdan daha üstün. Seçilmişler atanmışlardan her zaman üstündür. Yaşasın Özgür Özel diyorum. Bu kadar. Haddini geçen gün bildirdi çok şükür. Seçilmişler atanmışlardan üstündür. Net. Muhtar benim atadığım başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı neden? Bürokrasiyi yönetsin. Hani olur mu, bütçemiz var mı, bunu yapabilir miyiz, yer müsait mi falan ona bakacak. 3. Oranın STK'ları. Mevcut olan STK'ları. 4. Oranın yaşayanlarından, halkından temsilciler. İşte sana burada bir şeyi oylamaya sunduğun zaman senin yapman gereken tek bir şey şu: ona bütçe yaratıp onaylarını almak. Bu kadar. Aslında sen ne kadar rahat yönetmiş olacaksın. Ve oraya gittiğinde parkın açılışını yaptığında da herkes katılacak. Çünkü istendi. Ben sadece gösteriş olsun diye veya başkalarına hava atayım diye bir park yapmadım. İşte yerinde yönetim bu. En önemli şey bu. 2. Ovacık Belediyesi'nin yaptığı çok güzel bir şey var biliyorsunuz. Kooperatifçilik. Biz alasını yaparız. Çünkü Ovacık dediğin 3-4 bin kişilik küçücük bir yer. Menderes dediğin 90 bini aşmış. Bergama'dan sonraki en büyük alana sahip yer. Evet. Seracılıktan hayvancılığa, inanılmaz tarımından, yani muhteşem bir havzaya sahip. Domatesi, biberi, patlıcanı, kuzusu, danası. Çok bereketli toprak değil mi? Mandalini, portakalı, ne istiyorsanız var. İşte sen bunu 3-4 yerde belediye yeri açarak Menderesli'ye ucuz ucuz rahatlıkla yedirebilirsin. Hem ona rahatlıkla yedirebilirsin, hem de aradaki o kopuk fiyat farkını kazanan aracıları devreden çıkarırsın. Domatesi 50 kuruştan alırsın. Sadece o işletme giderinin maliyetini ekleyerek 60 kuruşa satarsın. 50 kuruşa alıp 4,5 liraya domates satmazsın. Veya kuzu pirzolasını zaten oradan alacağın için, kendi üretilen yerler olduğu için kuzu pirzolasını 40 liradan alıp 47 liraya satarsın, 85 liraya değil. Kendi içimizde döndürürsek, kendi içimizde bir bütçe oluşturursak, kooperatifçilik yaparsak en önemli şeyleri zaten biz aşmış oluruz. Diğer büyük şeyleri de, arkamızda nasıl olsa Büyükşehir Belediye'miz var. Söyleriz başkanımıza, ya başkanım bizim etimiz ne, butumuz ne, bize buraya battı çıktı bir tane yer lazım. Ondan isteriz, o da bize herhalde yapar. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinde yok yoktur. Sadece ve sadece istensin, birlik olsun, beraberlik olsun. Her şeyin üstü sen geliriz biz rahatlıkla. Birazcık da sanayiden bahsedelim, ticaretten bahsedelim. Son günlerde özellikle o yol kenarında sıra sıra dizi dizi bulunan fabrikalarda bir azalma olduğu konuşuluyor. Menderes'te. Evet, Menderes'te. Şimdi Menderes'te fabrikalar dediğiniz o ana caddede en fazla 2-3 tane var. Evet. Gerçek anlamda çalışan. Biraz daha geride o göreceğe gereken oralarda da birkaç tane var. Fakat ana toplanma merkezi Tekeli. Hı hı. Tekeli'de İTO var. Yani orada büyük bir fabrikalar var. Fakat sorun şu: biz modifiye eleman, yani vasıflı eleman sorununu çözemedik biliyorsunuz. Hiçbir zaman da çözemeyeceğiz. Örneğin ben lastikten anlamam ama lastik fabrikasında çalışmaya çalışırsam orada hiçbir işe yaramam ve vasıfsız eleman olur. İşte nereye geldik? 2 yıllık meslek yüksekokuluna geldik. Evet. Sen meslek yüksekokulunu oraya kazandırdığın zaman, o fabrikaların ihtiyacına göre bölümler açtığın zaman zaten hem fabrikanın ihtiyacı karşılanır hem de işsizliğe katkı sağlanır. Ben size şunu söyleyeceğim.
Churchill çok akıllı bir adamdır biliyorsunuz. Çok meşhurdur. İngiltere'nin meşhur başbakanı. Şimdi Churchill oturuyor hükümet tarafında, oranın başbakanı olduğu için. Karşıdan da sürekli bağırıyorlar. Sen bu ülkeyi yitirdin savaştan falan falan filan derken danışmanı diyor ki, efendim diyor, bunlara cevap vermeyecek misiniz? Yok da ya, onlar benim diyor, rakibim diyor, onlar konuşacak tabii ki diyor. Sen esas diyor bunlara dikkat et. Niye efendim diyor, bunlar senin ayağını kaydırır diyor. İçten içe seni yok ederler diyor. Çok önemli. Bizim Türkiye versiyonu söyleyeyim. Rahmetli Demirel'e inanılmaz muhalefet eden bir partili var. Onu bilen bilir, söylemeyeyim. Ama sürekli Demirel'e çatıyor. Böyle ama Demirel'e giydiriyor böyle. Felaket giydiriyor derken aradan birkaç gün geçiyorlar. Bir bakıyorlar mecliste o giydiren, o küfreden adam Demirel'in partisine geçmiş. Allah Allah diyorlar. Nasıl olur bu iş? Ne yaptın? Ne ettin? Çağırıyorlar diyorlar, efendim böyle böyle. Ya diyor, manyak mısınız ya diyor. Bağlayın şuraya diyor, karşıya avlasın. Yani muhalefet yapmayı da kendi içinde demokrasiyi üretmeyi de çok iyi bileceksin. Eğer kendi içindeki sorunları çözersen zaten karşıya bir şey kalmaz ki. Sen evet, tek başına her şeyi götürür gidersin. Bu kadar net yani. Peki. Her şeyden bahsettik, sanayiden bahsettik, tarımdan, turizmden bahsettik. Sizi de görüyoruz Menderesli bir aday adayı olarak. Önemli olan öncelikle vatandaş biliyorsunuz. Biraz bize Menderesliler'den bahsedin. Sizin gibi hepsi enerjik mi? Nasıl insanlar? Menderesliler bir kere çok 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 samimi, çok içten insanlar. Ben köy köy geziyorum. Gerçekten köy köy geziyorum ve gezdim. Hatta 3. 4. turunu falan Facebook'ta beni takip edenler, Instagram'da takip edenler, artık biliyorsunuz sosyal medyamız var. Böyle böyle bol bol fotoğraf çekip koyuyoruz yani. Gerçekten bir gün sizi davet ediyorum ve orada göstermek isterim. Bir kahveye girdiğinde, Yeniköy'de bir kahveye girdiğinde, Çamönü'nde bir kahveye bir muhtar hoş geldininden tutun da nasıl sana çay ısmarlarım, nasıl seni yedirir içiririm, nasıl seni mutlu ederime bakıyorlar. Ve herkes şununla bakıyor. İşte bizim Tanrı misafirimiz geldi. Biz bu misafirimizi çok iyi korumalıyız, çok iyi yedirip içirmeliyiz. Hala da o Anadolu kültürünün buram buram yaşandığı, birbirlerine kötü gözle bakılmayan, hala da muhteşem böyle tertemiz insanların yaşadığı bir yer. İnşallah ben onlara çok katkı sağlayacağım. İnşallah. İnşallah, hakkınız hayırlısı olur. Peki, sağ olun. Sizin Menderes'teki hedefiniz nedir? Onu soralım bir de. Mutlu bir kent yaratmak. İnsanların sokağa çıktığında ulaşım konusunda sorunun olmadığı, dışarıya çıktığında patlıcan, biberinin, etinin rahatlıkla ulaşabildiği, meydanına geldiğinde gerçekten çoluğunu çocuğunu gezdirebilip çayını kahvesini içebildiği, sahile indiğinde şezlong parası mı vereceğim, İşte sahile girdiğimde ben burada yararlanamayacağım mı bilmem ne, rahatlıkla denizinin kullandığı, engellilerin normal bir vatandaş gibi yaşadığı, çünkü engellilerin kendine ait bir yönetimi olacak benim belediyemde. Bundan bahsetmeyi unuttum, çok özür diliyorum. Engellilerin kendine ait bir yeri olacak. Yani bana hiç gelmeyecek. Orada bir engelli arkadaşlarımızın çalıştığı, kendi sorunlarını kendilerinin çözdüğü bir yer olacak. Aynı şekilde kadınlarımızın da. Belediye başkanlığında en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Tüm kadın kuruluşları, dernekler, STK'ların kesinlikle ve kesinlikle mevcut kiralarından tutun da giderlerini belediye karşılayacak. Net. Çünkü onlar bizim için var zaten. STK'lar ne için var? Toplumun aynasıdır STK. Eksiklerini gördüğü için bir araya gelmişlerdir ki beraber hareket ettiklerinde çözüm üretsinler diye. O çözümü üretirlerken ben onların hiçbir zaman arkasında olmayacağım. Yan yana yürüyeceğiz. Net. Yanında olacağım. Peki. Önümüzdeki hafta geldi çattı. İsminiz aday olarak duyuruldu. Bir de 31 Mart'tan sonra yine nasip oldu. Ertesi gün belediye başkanlığı koltuğundasınız.
Öncelik olarak ilk ne yapacaksınız? Onu sormak istiyorum ben. Ya Allah bunu... Bismillah diyeceğiz. Ya Allah Bismillah deyip ilk önce seçilmiş olan tüm muhtarları toplayacağım. İlk gün. İlk günden sonra yani mazbatayı aldıktan evet, o hafta. Evet. İlk önce ya Allah Bismillah oturduk tüm muhtarları toplayacağım. Arkadaşımı tebrik edeceğim. Çünkü ben seçildim, onlar da seçildi. O evet. Arkadaşlarımla şunu yapacağım. Arkadaşlar hazır mısınız? Ben Çileme'ye, Tekeli'ye, oraya buraya ulaşmak için benim sağ kolum, kafam, gözüm sizsiniz. Hadi bakalım başlayın eksikleri yazmaya, çizmeye. İlk önce bir rapor hazırlanacak. Her köyün kendine ait eksiklerini giderecek bir rapor. O raporlamalar yapılırken ben de belediye ile ilgili yapmam gereken iki şey yapacağım. Bir, meydan projesi ve trafik. En önemli şey trafik. İki, belediyeye ait eksikler ne varsa onlar. Bunları gidermeye başlayacağız. Harika, harika. Peki, yine öyle bir geleceğe bakalım. Yine muhtarları çağırdınız, vatandaşlar orada. Tabii ki de bir söz vermeniz gerekiyor. Ben seçildim ama ben böyle bir başkan olacağım. Siz nasıl bir başkan olacaksınız? Adam gibi adam bir başkan olacağım. Onların başkanı değil, onların yoldaşı, onların arkadaşı, dostu. Her zaman ulaşabilecekleri, onların sorunu kendi sorunuymuş gibi hareket edeceği ve en önemlisi de dürüst bir başkan olacağım. Çünkü benim aileme bir sözüm var. Çocuklarıma, eşime, anneme, babama bir sözüm var. Hiçbir zaman ben sizin boynunuzu önünüze eğdirmeyeceğim. En önemlisi o. Bu kadar. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Menderes'i çok seviyorum. Menderes'leri evet. Çok seviyorum. Çok az kaldı. İnşallah Mart'ın sonu bahardır diyorum. İnşallah. Hayırlısı olsun hakkınızda. Çok teşekkür ederim. Ben hem programımıza katıldığınız için hem güzel hoş sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çıktığınız yolda inşallah bütün güzellikler, hayırlar sizleri bulur. Çok teşekkür ediyorum. Şeref duydum. Sağ olun. Çok sağ olun. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi Menderes Belediye Başkan Adayı adayı Sayın Haydar Topaş konuğumuzdu. Kendisi bir senedir neler yaptığını, çalışmalarını anlattı. Kendi gözündeki Menderes'i, Menderesliler anlattı. 80 sayfalık projem var dedi. Dolu dolu projelerim var dedi. Menderes'e çok güzel bir meydan yapacağım dedi. Ve şeffaf belediyeciliği artık kendi içimde benimseyeceğim ve adam gibi adam bir başkan olacağım dedi. Bakalım ileride günlerde neler karşılayacak, kendisine adaylık nasip olacak mı? İnşallah ileride de aday olsa veya olmasa biz her zaman çalışmalarını göreceğimize eminiz. Biraz sonra saat 15'te eğitimci yazar Sayın Feridun Balcı konuğumuz olacak. Yarın 10.30'da ise Güne Bakış programında yine karşınızdayız. Hoşçakalın.